yine euro dolarla devam edelim o zaman. Bizde ALB Menkul Değerler analisti Enver Erkan karşımızda olacak. Enver, hoş geldin yayınımıza. Merhaba Burçak, iyi yayınlar. Önce biraz istersen bu haftaki harekete bakalım. Yani 1.38'lerin üzerinden 1.35'lere gelen euro dolarda gevşeme eğilimi devam eder mi? Hangi seviyeleri görebiliriz eğer bu gevşeme devam ederse? Nasıl bir beklentiniz var? Şimdi haftaya 1.38 seviyelerine girdiğimiz euro dolar paritesinde özellikle FED toplantısı sonrası yapılan açıklamalar önemliydi. Euro dolar paritesine sert bir satış getirmişti. FED'in açıklamaları acaba Aralık ayında tahvil alımları azaltılabilir mi düşüncesinin de biraz hakim olmasını sağladı. Bununla beraber bu geçtiğimiz süreçte Euro bölgesi verilerinin de zayıf gelmesi, özellikle dün gelen TÜFE ve işsizlik oranı verilerinin beklentiden kötü olması, acaba Avrupa Merkez Bankası yakın bir gelecekte faiz indirimi yapabilir mi sorusunu da gündeme getirmiş durumda. Bu nedenden dolayı Euro dolar paritesi satıcılı seyrediyor. Özellikle teknik seviyelerin kırılmasıyla da aşağı hareketin hızlandığını görüyoruz. An itibariyle 1.35-20 seviyelerinde tutunmaya çalışsa da buralarda tutunamazsa 1.34-90 seviyesi hedef olarak görünmekte. Yukarıya 1.35-20'nin üzerine olabilecek hareketlerde paritenin yeniden aşağı doğru baskılanması durumu ortaya çıkabilir. Bugün St. Louis Fed Başkanı James Bullard'ın bir konuşması olacak. Aynı zamanda Amerika ISM İmalat Endeksi verisini izliyor olacağız. Bundan sonra Amerika tarafından gelecek özellikle Merkez Bankası başkanlarının açıklamaları piyasaya bir yön verebilir diye düşünüyoruz. Yani Fed üyelerinden gelecek olan açıklamalar aynı zamanda Amerikan verileri euro dolar tarafındaki hareket açısından önemli. Ama bunun yanı sıra Avrupa tarafı da şimdi konuşulmaya başlandı. Avrupa Merkez Bankası bakalım önümüzdeki hafta ne yapacak? Ki uzunca bir süredir biliyorsun Enver, hani faiz inecek mi inmeyecek mi, bunun da tartışmaları var. Artık yılı kapatırken böyle bir politikayı da etkileyecek bir değişiklik yapacak mı Avrupa Merkez Bankası? Çok belirleyici olabilir euro dolar için. İlk etapta 1.35-20'ler seviyesi önemli ve ardından eğer 1.35 korunamazsa 1.34-90'lara bakacağız. Peki bu hareket, yani dolar endeksindeki güçlenme, euro dolar paritesindeki dolar lehine seyir, tabii içeride kur tarafına bakarken de takip ettiğimiz unsurlar arasında. Bugün dolar TL'ye bakıyoruz. 2.01 seviyesi aşıldı. 2 Ekim'den bu yana görülen en yüksek seviyeleri takip ediyoruz. Ama bir yandan da hani euronun TL karşısındaki hareketinde biraz ivme kaybı oluştu. Euronun dışarıdaki değer kaybıyla birlikte. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz içeride gördüğümüz bu hareketi? Yeniden 2 seviyelerin aşılması kurda nasıl bir beklenti yarattı? Hangi seviyeler gündeme gelebilir? Neler düşünülüyor ya da neler konuşuluyor? Şimdi iç piyasayı değerlendirdiğimiz zaman gelişmekte olan ülke piyasalarını böyle bir çatı altında değerlendirmek gerekiyor. Çünkü bugün gelişmekte olan piyasalara baktığımızda özellikle Fed açıklamalarından sonra acaba Aralık'ta tahvil alımları azaltılabilir mi düşüncesi biraz piyasalara hakim olunca para çıkışının hızlandığını görüyoruz. Bu nedenden dolayı dolar TL paritesi de dünkü kısmi gevşeme dışında yukarı doğru hareket etmeye devam ediyor. 2.01 seviyesinin üzerine gitmesi riskliydi. Buralarda kalmaya devam ederse dolar TL paritesi 2.0225'i veya üzerini de hedefleyebilir. 2.0225'in kırılması demek yukarıda 2.04 zirvesinin bir anlamda tekrarlanması demek olacaktır. O yüzden 2 lira seviyesinin aşağısına düşmediğimiz sürece dolar TL paritesinde para çıkışlarına bağlı olarak yukarı yönde hareket bekleyebiliriz. Evet. Aslında dün aynı sayın... zamanda euro TL Euro TL'ye de baktığımızda içerideki kur hareketliğine bağlı olarak yukarı yönde hareket görüyoruz. Orada da 2.71 seviyelerin üzerinde tutunma Euro TL'ye de yukarı yönde bir hareket getirecektir. Evet. Aslında dün Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı'nın açıklamaları Türk lirasının toparlanmasına neden olmuştu. Ama bu biraz kısa süreli, kısa soluklu oldu. Çünkü yurt dışında daha güçlü bir hareket var dolar lehine. Dolayısıyla biz de içeride 2 seviyesinin altından gelen 1.99'ları test eden dolar TL kurunun artık bugün 2.01'leri aştığını görüyoruz. Dediğim gibi hani bir yandan da euroya bakıyoruz. 2.70'in üzerindeki seyir devam ediyor. Buradan istersen altına geçelim. Şimdi akıllardaki soru acaba 1.300'ün altına gelecek mi gelmeyecek mi? Burada kalabilecek mi altın? Ne dersin? Yani ivme kaybı orada da devam ediyor. Gevşeme eğiliminin sürdüğünü görüyoruz. Dün gün içi satışlara baktığımızda hızlıydı. Bugün yeniden 1.310 dolarların bir miktar üzerinde tutunma çabası var ama yine satıcılı seyir güçlü gibi gözüküyor. Bir yandan da kafalar karışık. Hani son dönemde kurumların yaptığı değerlendirmeler 1.400 beklentisi de yaratmıştı. Olmadı. Ne düşünüyorsun bu son geri çekilmenin ardından 1.300 korunabilecek mi?
Şimdi Fed açıklamalarından sonra altın aşağı doğru baskılanmaya başladığında 1330-1320 seviyelerini vermiştik. Altını 1320 dolaylarında bu sabahki Çin verileri biraz desteklemiş olsa da bu biraz kısmi kaldı ve altın satıcılığı kalmaya devam etti. Burada dolar endeksindeki yukarı yönlü hareketin etkili olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda altında fiziki talebin de zayıf olduğu görülmekte. Şu andaki gerileme 1310 seviyelerine doğru bir gerileme söz konusu. 1320 üzerinde kalamadığı sürece altında satış baskısını hissedeceğiz. Bu durumda da ilk hedef 1305 dolar seviyesi. 1305 dolar kırılırsa 1300 seviyesinin aşağıları konuşulmaya başlanabilir. Evet, 1305 dolar seviyesi önemli. Bu seviye kırılırsa bunun altını görebiliriz. 1250 dolarlardan bir toparlanma gelmişti altında. 1360 doların üzerinde çok fazla tutunamayınca yeniden dünyada da gelişmelere paralel olarak bir satış baskısı gördük. Aralık ayı Fed açısından önemli olacak. Bunun da beklentisi şimdiden yeniden gündeme gelince piyasalarda risk iştahının zayıflaması altın tarafında da etkili oldu. Çok teşekkür ediyoruz Enver Erkan katıldığın için, değerlendirmelerin için. Bir yandan da yurt dışı piyasaları takip ediyoruz. 8 bileşik faiz seviyesinin üzerinde faizde hareket, kurda 2.01'in üzerinde bir seyir görülürken borsada ikinci seans işlemlerinde az önce 76.500'lerinde test edildiği görüldü. Şu an itibariyle de %1'in üzerinde değer kaybı ve 1000 puana yaklaşan bir düşüş görülüyor Borsa İstanbul.